arkadaşlar. Dur, ben yine alkış çaldım. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan. Yok, hoş geldiniz tekrar. Niye ben öyle deyip duruyorum ya, neyse. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evimde bazı değişiklikler yapacağım. Onları da size göstermek istedim. Şimdi size evimde yapacağım değişiklikleri göstereceğim önce. Alışverişini yapacağım, birçok şeyi değiştireceğim. Çünkü bayağı bir evimin aurası kötü. Renginden dolayı öncelikle kötü. Eşyaların yerleşiminden ve renginden dolayı kötü. Özellikle ama evin renginden dolayı. Gördüğünüz gibi renk gri. Işık yanık olmasına rağmen şu an gündüz ve tek taraftan bir ışık aldığı için bayağı bazen bunaltıcı oluyor. Onun için birçok şeyini değiştireceğim ve belli başlı birkaç tamirat yapacağım. Bunları da size göstermek istedim. Sizler de zaten evinizde eğer düzelttiğiniz değişimleriniz falan varsa neleri değiştirdiğinizi bana örnek olarak yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi evi gezelim. Neleri değiştireceğim? En başta bunları gösterelim. Önce balkon, kapalı balkonumu göstereyim. Buralarda neleri değiştireceğimi göstereyim önce. Şimdi televizyonum benim duvarda. Yerini beğeniyorum. Ama şöyle arkasında önceden asılan televizyonun vida yerleri var. Alçıyla bunları kapatacağım. Ondan sonra yapacağım değişikliklerden biri de boyayla beraber şu kapıyı da ya boyamak ya da kapatmak. Ona ilerleyen zamanda zaten karar vereceğim, belirteceğim. Boya bittikten, her şey bittikten sonra televizyonun arkasına led ışık yapmayı düşünüyorum. Daha güzel görünmesi açısından. Yapacağım değişikliklerden biri de şu, zaten şu ıvır zıvırlar ortadan kalkacak. Peteği kapatmak bir şekilde. Ben normalde şöyle dekor yapay yaprak almıştım. Ama onu da değiştirip daha farklı bir şekilde dönüştürmeyi düşünüyorum. Şu kornişleri değiştirip değiştirmemek konusunda biraz tereddütteyim. Çünkü delikleri falan var biraz ekstrada. Büyük ihtimal ben şu kornişi çıkarıp yenisini takacağım sadece. Ondan sonra şu öncelikle saçma sapan şu an üstünde dolu eşya. Gördüğünüz gibi hiç toparlamadan görüyorsunuz şu an. Şu masanın da şöyle göstereyim. Ayağı kırık. Kalbim gibi. Bundan ya bir dönüştürüp başka bir şeye dönüştüreceğim bunu. Ya da atıp yerine başka bir tane alacağım. Yapacağım değişikliklerden biri de şu koltuğu çıkarıp L koltuğu bunun yerine yatak koymak. Genelde vaktim burada. Fazla yatak odasını kullanamıyorum. Yatakla koltuğu yer değiştirip az önce gördüğünüz yatak kısmını salona çevireceğim. Burayı bir nevi yatak odasına çevireceğim. Daha kullanışlı bir oda haline getireceğim. Şöyle şu tabloların bayağı öncesinde sıvası, alçısı kötü yapılmış. Bayağı bir çivi çakılmış. Şöyle arkasında gördüğünüz gibi bayağı kötü olmuş. Şimdi bunların hepsini vida yerlerini çıkaracağım. Alçıyla kapatacağım. Sonra boyasını yapacağım ve şuraya bir iki ışıklandırma ve sticker yapmayı düşünüyorum. Büyük ihtimal kapıları da beyaza boyarım diye düşünüyorum. Veya yasemin rengi, yasemin yeşiline de boyayabilirim. O konuda tereddütlüyüm. Şu andaki en büyük sorunlardan birisi şu gördüğünüz alan. Şöyle zaten çürümelerden anlarsınız. Şuradaki havluları da bir görseniz zaten perişan halde. Çünkü burası çatıdan su alıyor büyük ihtimalle. Ve yağmur yağdığında burası aşırı sızdırıyor. Sızdırdığı için öncelikle çatıyı tamir edeceğim. Silikonlarla falan çatının su alan yerlerini tamir edeceğim. Sonrasında burayı da aynı şekilde kazıyıp zımpara yapıp üstüne alçı yapıp düzeltmeyi düşünüyorum. En baştaki işim daha doğrusu bu olacak. Ondan sonra şimdi geçelim yatak odası kısmına. Şimdi yatak odası kısmında da zaten bu yatağın başlığını çıkarıp direkt o yatağı koltuğun, L koltuğun olduğu bölüme yerleştirmeyi düşünüyorum. Şöyle ben normalde şurada kullanıyordum işte elbise kurutma askısını. Onu bir kaldıracağım. Şunun bir yerini değiştireceğim ve şu başlığı çıkaracağım. Şimdi bu ev eşyalı olduğu için şu eşyaların hepsi bir değişecek öncelikle. Burası bir bildiğiniz yeni evli gelin odasına dönmüş durumda. O görüntüyü bir kere yok edeceğim. Yine şöyle vidalar var birçok yerde. Onları çıkaracağım. Boyası zaten komple beyaza dönecek. Alışveriş kısmını da göstereceğim. Şunun bir kere başlığını yok edip ondan sonra şunun yerini değiştireceğim. Sonra benim şöyle bir bilgisayar oyun masam var. Gamer masam ve gaming koltuğum var. Bunları da büyük ihtimal buradan kaldırmayı düşünüyorum.
kaldırmasam bile buraya yeni bir dizayn yapacağım. Şu köşeyi bir bohem tarzına böyle bir işte şey alacağım. Nedir o adı? Ayaklı ayna alacağım. Boydan ayna alacağım. Köşeyi bohem şeklinde şöyle bir video çekebileceğim. Elbise, kıyafet, değişim videoları çekebileceğim bir köşeye çevirmeyi düşünüyorum. Bayağı bir ışıklandırma düşünüyorum buraya. Şu da bizim tabii ki gördüğünüz gölge. Üstümdeki kıllardan zaten anlarsınız. Gölge oluşum. Kendisi British zaten. Daha önce takip edenleriniz varsa biliyordur. Gezmeyi çok sever. Çocuk gibi böyle kucağında gezdireceğim. Aynen. Ondan sonraki işlemde şu dolabın rengini büyük ihtimal değişir miyim bilmiyorum. Ama rengini değişmesem bile dolabın üst kısımlarına LED yapmayı düşünüyorum. Işıklandırmanın odada daha iyi olması için. Ondan sonraki değiştireceğim şey de avize. Avize bayağı bir eski ve kötü. Ses bile geliyor. O da değişecek. Ondan sonra buranın ışıklandırmasının daha iyi olabilmesi için ekstra dediğim gibi o köşeye, dolabın üstüne ve avize değişecek. O L koltuğun alt tarafına da bir RGB LED döşemeyi düşünüyorum daha iyi ışık alması için. Ondan sonra değiştireceğimiz diğer yere geçelim. Gördüğünüz gibi benim mutfağım. Mutfağımın en başta en kötü olan şeyi ışık. Berbat bir ışık yani. Ve öyle bir tasarlamışlar ki yapanlar. Ben şuraya geçtiğim zaman ışığı kapatıyorum ve burada ışık yok. Zaten tezgah siyah olduğu için bütün ışık kayboluyor. Öncelikle buraya altına bir ışıklandırma yapacağım. En baştaki işim. Sonra şu kenarlarından su kaçırıyor. Şöyle berbat bir şekilde alt tarafı görürsünüz. Berbat bir şekilde yanlardan su kaçırdığı için koku da yapıyor zamanla. Onu düzelteceğim etrafını silikonlayarak. Dolapların kapaklarında hafif sıkıntılar var. Onları gidereceğim. Şöyle tüpün de zaten şöyle havalandırma kısmında şöyle sıkıntılar var. Bunları da halledeceğim. Şu ışık mesela hiçbir işe yaramıyor. Ben buraya geçince buraya etki etmiyor. Burası çok karanlık kalıyor. Ve dolapların rengini de belki değiştirebilirim. Çünkü buranın da duvar renkleri gri bir ton ama koyu gri. Işıklandırması da aşırı kötü. Onun için odayı çok bunaltıyor. Burası da tekrar beyaza dönecek. Ondan sonra dolabın rengini değiştirmeyi düşünebilirim. Bayağı bir ışıklandırma ekleyeceğim. Buranın da dolap üstüne bir RGB ile döşemeyi düşünüyorum. Aynı zamanda şöyle önceden kalan birkaç bir şey var. Bunları da değiştirmeyi düşünüyorum. Buralara yeni bir şeyler ekleyeceğim. Bakalım sonuç nasıl olacak. Ve ondan sonraki sorumlu olan kısım da lavabo. Gölge bu aralar zaten şuraya girmeye çalışıyor. Ve şu kapağı kapatmama rağmen İki de bir nasıl açmayı beceriyor onu da bilmiyorum. Bak yine geliyor bak. Gördüğünüz gibi yine geldi çabalıyor. Oraya girmeye çabalıyor. O altta ne var ya? Çok pis orası. Oğlum çık. Açıyor ve giriyor. Buna bir çözüm bulmam lazım. Duşa kabinin camlarında çok fazla damla, su damlası izi var. Onları yok edeceğim. Ondan sonra şöyle göstereyim. Duşakabinin köşe bentlerinin arasından su kaçıyor. Ve duş aldıktan sonra buralara hep su doluyor. Şöyle göstereyim. Bayağı bir zaten sıkıntılı. Şöyle o köşeleri boş olduğundan oralardan su kaçıyor. Bak bir taraftan da gölge hala oradan girmeye çalışıyor. Şu köşeler şöyle bak köşe bentlerini düzelteceğim. O birinci sorun. Evet bak nasıl? Ya oğlum! Oğlum ne var orada? Çık. Ondan sonraki sorunu göstereyim. Bu kırık. Bu tamir edilecek. Ve aynı zamanda hafiften bir su sızdırma sorunu da var. Onu da halledeceğim. Ondan sonraki sorun da oradan su geliyor. Veya buradan bir yere su tuttuğumuz zaman su geliyor. Şu kısımda doluyor ve kalıyor. Çünkü şurada silikon yaparken şu arkadan su gitmesi gereken boşluğu biraz fazla yani doldurmuşlar ve bırakmamışlar alan. Ondan dolayı su burada toplanıyor. O sorununu da halledeceğim. Şurada önceden delinmiş havluluk yeri var. Ben de buraya bir tane alıp takacağım. Ve buranın boyası konusunda emin değilim. Belki buranın boyasına da bir şeyler yapabilirim. Şöyle göstereyim. Şuralarda yanık izleri ve izler var.
Ondan dolayı belki bu dolabı da boyayabilirim. Lavabo içinde plan böyle. Şimdi arkadaşlar ben alışverişe gideyim. Zaten birkaç ufak tefek malzeme almıştım ama daha birçok şey eksik. Birkaç yeşil bitki almayı düşünüyorum, canlı bitki. Arjibiletleri alacağım zaten daha. Ekstradan bir de neydi? İsveç miydi? İskoç tasarımı mıydı? Böyle neydi ya? Onun adını unuttum. Adını unuttum. Şöyle bir iki tasarım yapmayı düşünüyorum. Bu duvar zaten petek olduğundan dolayı olmaz. Şu duvara şöyle bir tasarım yapmayı düşünüyorum. İsveç ahşabı mıydı? Neydi onun adı ya? Unuttum. Neyse, siz onu görürsünüz. Siz onu görürsünüz, onu da yapacağım. Yani şimdilik bu şekilde. Zaten videonun devamında hepsini belki biraz hızlandırılmış şekilde de görebilirsiniz. Ben önce çatıdan başlayacağım. Silikonlarla, şunlarla, bunlarla çatıyı halletmeye çalışacağım. Ha bir de ekstradan şuradaki kornişte de sıkıntı var. Şöyle saçma sapan vidalar falan çakmışlar ve işte çok ışık gelmesini engelliyor ve gördüğünüz gibi çıktı. Bu da biraz sorun yapıyor. Bu gibi şeylerin hepsini halledeceğim. Evimin dekorasyonunu değiştirmeye çalışacağım. Yani sizler de evinizde ne gibi yenilikler yapıyorsunuz ya da bu şu an gördüğünüz alan için önerileriniz, fikirleriniz var ise, çünkü videonun aldığım malzemelerin kutu açılışını, alışverişini hepsini ayrı ayrı videolarımla seri olarak size göstereceğim. Siz şimdiden yorumlarda şunun şurasını yapabilirsiniz, buraya bunu yapabilirsiniz diye bana fikirler verebilirsiniz. Çok da sevinirim. Hadi bakalım, şimdi geçelim alışverişe. Siz de beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.